12 milyonluk mega kent İstanbul'da esnaflık, sanatkarlık yüzyıllardır devam eden bir olgu. Bu mega kentin her gün sabahtan akşama dek bitmeyen sanat dalı ise berberlik. 39 ilçesiyle Türkiye'nin en büyük mega kentinde milyonları sabahtan işine hazır eden sanat ordusu berberlik. Her sabah köpeklerin açılmasıyla başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yoğun emek geçmişten günümüze yüzyıllar boyu sürdü, bundan sonra da sürecek. Osmanlı'dan günümüze değişmeyen bu süreç dünden bugüne ve yarına devam etti, ediyor. Değişen tek şey teknoloji ve araç gereçler. Çok değil, 10 yıl öncesine kadar kullanılan manuel makinelerin yerinde şimdi elektrikli araçlar var. Ustalar aynı, sanat aynı, eller aynı. Osmanlı döneminde berberler seyyardı. Kahvede, sokakta tıraş olmak yadırganmayan sıradan bir görüntüydü. Seyyar berberlerden günümüzün modern kuaför dükkanlarına bakıldığında değişimin farkını görmek mümkün. Gerçi geçmişte de dükkanlar vardı ama sakal tıraşı medenilik göstergesi olduktan sonra özellikle berber dükkanları çığ gibi çoğaldı. Geçmişte Evliya Çelebi'nin eserlerinde dile getirilen bir tekerleme berberliğin ciddiyetini ve ahilik düzeni içindeki önemini ortaya koymaya yetiyor. Her seher besmele ile açılır dükkanımız. Selman-ı Farisi'dir pirimiz, üstadımız. İşte bu levha o çağlarda berber dükkanlarına asılmış ve ustalar böyle onur edilmişti. Berberliğin yeri ve sorumluluğu geçmişte de önemliydi. 15. yüzyıldan beri sünnetten dişçiliğe, kellikten halk hekimliğine kadar birçok görevi berberler üstlenmişti. Ancak teknolojinin gelişmesiyle meslek ve sanat yeniliklere sahne olmuş, 1901 yılında jilet keşfedilmiş, 1950'de elektrikli tıraş makinesi çıkmış olsa da berber koltuğundaki tıraşın yerini hiçbiri tutmamıştı. Geleneksel güvey tıraşından sinek kaydı tıraşa, keçi sakalına ve top sakala kadar gelişen dünyada yeni modeller oluştu. Eğitimli ustaların yetişmesi de beraberinde yenilikler getirdi. Saç kesim modelleri de Amerikan, Acem, Alabrus ve Avrupa diye yeniliklere sahne oldu. Tüm bu evrelere karşılık berberlerin değişmeyen bir özelliği Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve bugüne kadar devam etti. Bu özellik de berberlerin mahallenin akıl hocası olması. Bugünkü deyimiyle mahallenin sosyal kültürel merkezi. Öyle ki akıl hocalığı günümüzde dahi dizi filmlere konu oluyor. İşte Hanımın Çiftliği'ndeki Reşit Usta da bu rolü başarıyla oynuyor. Cumhuriyet tarihinde mesleği yücelten gelişmelerin başında ise cemiyetçilik geliyor. 1921 yılında ilk başkan İsmail Sun tarafından cemiyet olarak kurulan teşkilat daha sonra dernek olarak Adil Vardarlı ile yola devam etmiş. 1965 yılında 507 sayılı kanundan dolayı kadın kuaförlerinin ayrı bir dernek kurup ayrılmasıyla erkek berberleri ayrı bir güç birliğini oluşturmaya devam etti. Adil Vardarlı'dan sonra başkanlığa Nihat Kumbaracı, Musa Fesci, Süleyman Şentürk, Celal Akpınar geldiler. Son 7 yılda da Şükrü Akyüz bayrağı devraldı. Başkanlıkta 18 yıl ile en uzun hizmet rekoru rahmetli Süleyman Şentürk'te bulunurken ikinci sırada 16 yıl ile Celal Akpınar yer aldı. Ancak odadaki asıl çıkış 2002'de Şükrü Akyüz yönetiminin reform niteliğindeki yenilikleriyle gerçekleşti. Yeni yönetim belirlediği esasları değişim ve gelişim başlıkları altında topladı. Ve reform niteliğindeki yenilikleri hiç vakit geçirmeden uygulamaya koydu. Akyüz yönetimi 650 sicil üye ile teslim aldığı odanın üye sayısını kısa sürede 5500'e çıkardı. Bu nasıl oldu? Oda yönetimi İstanbul genelinde denetim uygulaması başlattı. Kurulan denetim ekipleriyle 2003-2005 yılları arasında resen kayıtlar yaptı. Mevcut mevzuat ve yasanın denetim ve resen kayıt yetkisini odalara vermiş olması bu uygulamayı kolaylaştırdı.
Hukuk müşavirliğine bağlanan denetim ekiplerinin hummalı çalışması Berberler Odası üye sayısını binlerce artırırken bu meslek kolunun güçlenmesini sağladı. Güçlü olan oda üyelerinin sorunlarının çözümünde de etkili hale geldi. Yani odada ekonomik ve sosyal güçlenme gerçekleşti. Güçlü oda felsefesi hizmeti üyenin ayağına götürmekle şekillendi. Odanın faaliyetleri ve üye işlemleri için odanın merkez ofisi 3 şubeye çıkarıldı. Odanın Aksaray merkezinde üye işlemleri yoğun bir şekilde devam ederken bir de Bahçeli Evler'de şube açıldı. En önemlisi de Anadolu yakasına bir hizmet noktası açılmasıydı. Üstelik gayrimenkulü satın alınarak odaya ait bir ofis oluşturuldu. Odada 3 olan personel sayısı bugün 21'e ulaşmış durumda. Burası odamızın Anadolu yakası şubesi. Üsküdar'da merkezi olan bir şubemiz. Gayrimenkulünü yeni satın aldık. İçerisini de son derece modernize ederek üyelerimizin hizmetine sunduk. Amaç burada Anadolu yakası, biliyorsunuz İstanbul'dan bayağı bir uzak, merkezden uzak bir yer. Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar ilçelerimizin, ilçelerimizde faaliyet gösteren meslektaşlarımız ufacık bir işlem için Aksaray'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla iş kaybını önlemek için hizmeti ayağa getirdik. Burada onlara hizmetine sunduk. Yeni yönetimin çığır açtığı bir önemli konu da mesleki gelişim eğitimleri oldu. Aralıklarla düzenlenen eğitimlerle mesleğe genç berber adayları kazandırıldı. Bugün İstanbul'da 23 mesleki eğitim merkezi faaliyetteyken bunların %70'i berber ve kuaför adaylarından meydana gelirken kalan %30'unu ise diğer meslek kollarına yetiştirilen adaylar oluşturuyor. Berberler Odası olarak sosyal faaliyetler ve mesleki şovlarda da büyük organizasyonlara imza atılıyor. 8 Kasım 2009'da düzenlenen Hairfest 2009 İstanbul'da yankılanan bir şova dönüştü. Terakki Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Yılın Erkek Kuaförleri Yarışması ve Erkek Saç Tasarım Festivali başarıyla tamamlandı. Mesleki yarışmalar düzenlenirken ustaların sanat ve hünerleri genç berberlere aktarılmaya çalışıldı. Genç berberler bu tür şovlara getirilerek onların yeni modelleri izlemesi ve kendi iş yerlerinde uygulamaları hedeflendi. Burada gerek gençlerde gerekse profesyonel kategoride kendi hünerlerini sizlerin huzurunda ortaya koyma cesaretini gösteren bu sevgili gençler, profesyonel arkadaşları da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bugün hepsini birinci olarak ilan ediyorum. Ustalara saygı bölümünde ise mesleğe yıllarını vermiş ustalar plaketlerle ödüllendirilip onurlandırıldılar. Gençler ustalarını alkışlarken duygulu anlar yaşandı. Böylece modayla entegre olma ve mesleğin saygınlığını perçinleme konusunda önemli bir beyin fırtınası estirilmiş oldu. Bu festival odanın üyelerine artistik model paylaşımı konusunda bir hizmetti. Oda yönetimi reform niteliğindeki faaliyetlerini ülke sınırları içinde yaygınlaştırırken ülke sınırlarını aşan konularda ihmal edilmedi. Merkezi İtalya'da bulunan Dünya Kuaförler Konfederasyonu CMC'de görev üstlenildi. İstanbul Berberler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz düzenlediği başarılı organizasyonlarla dikkat çekerken CMC'nin Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu başkan vekilliğine getirildi. Odanın reform niteliğindeki ilk adımlarından biri yayınlar oldu. Buradaki amaç ürün ve model konusunda üyelere çeşit sunmak, eğitici bilgiler aktarmaktı. Berber esnafımızın muhasebe yükünün artırılmaması ve basit usulde vergi mükellefiyetinin devam ettirilmesi için Başkan Akyüz bizzat girişimlerde bulunarak bürokrasideki mücadelesiyle uygulamanın devamını sağladı. Oda yönetiminin son birkaç yıldır sürdürdüğü en önemli mücadelesi ise kayıtsızlar ve korsan berberlerin haksız rekabeti oluyor.
2 liraya, 3 liraya tıraş gibi ucuzcu afişler asan korsanların kayıtlı ve de tarifeli berber esnafımızla yaptığı haksız rekabet için büyük mücadele veriliyor. Berber esnafının sorunlarını sık sık dile getiren Şükrü Akyüz, tepkisini yazılı basın ve televizyon programlarında kararlılıkla ortaya koyuyor. Gün geçtikçe artıyor, arttığı gibi de çoluğuna çocuğuna ekmek parası kazanan benim meslektaşım, akşamları inanın çoğu zaman siftahsız geçiriyorlar, gidiyorlar evlerine. Maalesef üzülerek söylüyorum ki, bırakın sadece ürünleri, birçok salonun ruhsatı olmadan çalıştığını görüyoruz. Biz bunları denetim elemanlarımız tarafından tespit edip ilgili belediyelere adresleriyle birlikte liste halinde veriyoruz. Mesleğimizde uzun çalışanları istemiyoruz. Kayıt dışı çalışanları istemiyoruz. En büyük şikayetimiz ucuza çalışan, Çin modeliyle bu çalışan korsan, kuaförler. Korsan olarak çalışan. Evet, hiçbir yere kayıt olmadan. Kayıt dışı hiçbir çalışan. Hiçbir ustalık belgesi olmadan. Evet, hiçbir başka yere vergi mükellefi olmadan diyelim. Evet, evet. Mesleğimizin en büyük sorunu 2009'da bu korsan olarak tabir ettiğimiz faaliyet gösteren berber dükkanları. Bunlar fiyat tarifelerinin çok altında camlarına yazı yazarak, pankart asarak bütün yükümlülüğünü yerine getiren, benim yıllardır odasına kaydını yaptırmış ve ustalık belgesine sahip olan meslektaşlarımın la haksız rekabet yaparak mesleğimizin ayaklar altına alınmasına neden oldular. Bizim bütün mücadelemiz bu sene, önümüzdeki dönemde bu korsan tabir ettiğimiz bu iş yerleriyle olacaktır. 2010 yılında inanıyorum ki bu olumsuzlukların ortadan kalkması için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Gerek kanun düzenlemelerle, gerekse alınacak diğer tedbirlerle meslektaşımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız. Bir haksız rekabet de ticaret odası üyelerinden geliyor. Yasadaki yanlış bir hüküm sebebiyle ticaret odası üyelerinde tarife zorunluluğu olmaması, İTO üyelerinin de düşük tarifeli reklamlarla müşteri artırma yoluna gittiğini gösteriyor. Oda yönetimi bu yasanın değiştirilmesi için üst kuruluşlarla mücadelesini ısrarla sürdürüyor. 5362 sayılı yasanın 62. maddesi fiyat tarifeleri azami hadleri gösterir diyor. Oysa doğrusu asgari oranları gösterir olması gerekiyor. Yasa maddesindeki bu metin hatası bir anlamda istismar ediliyor. Akyüz yönetiminin bu konuda İTO yönetimiyle giriştiği diyaloglar ve görüşmeler neticesinde bu hata İTO komitesi tarafından da kabul edildi. Tarifeden başka 2005 yılında yasada yer alan bir başka yanlış hüküm de ticaret odası üyelerinde ustalık belgesinin zorunlu olmamasıydı. Böyle olunca isteyen vatandaş ticaret odasına kaydolup berber dükkanı açabilmekte. Ancak ruhsat başvurusu yaptığında belediyeler ustalık belgesi isteyince bunu da sahte düzenlemelerle yerine getirmekteler. Odamızın ele geçirdiği bu ustalık belgeleri isim ve fotoğrafın değiştirildiği sahte belgeler. Bu belgeler noterlerce bile tasdik edilip aslıyla aynıdır belgesi bile alınabilmiş. Şimdi esnaf odalarında olduğu gibi ticaret odalarında da ustalık belgesi aranması zorunluluğu için mücadele yoğunlaştı. Sahte belgelerle ya da bir başka ilçede veya başka şehirde faaliyet gösteren ustalık belgeli bir berberi mesul müdür gösterip dükkanına ruhsat alan, meslek dışından sahte berberlerle mücadele sürüyor. Küçük esnafın karşısında hipermarketler, berberlerin karşısında ise ekspres berberler rakip oldu. Korsan berberlerin haksız rekabeti ve Başkan Şükrü Akyüz'ün konuyla ilgili açıklamaları basında böyle yer aldı. Bunun üzerine İTO yöneticileri bu konudaki haksızlığın giderilmesi konusunda görüş bildirdi. Berber esnafının bir başka sıkıntısı ise pazar tatili isteği. Çünkü haftanın 6 günü her gün 12 saat ayakta hizmet veren berber ve çalışanı bir günlük tatili haklı olarak istiyor. Mevcut oda yönetimi belediyelerle görüşmeyi sürdürüyor. Duyarlı belediyeler bu haklı isteği dikkate alıyor. Ancak duyarlı olmayan belediyeler gayri resmi çalışan korsanların isteğiyle pazar çalışmasına izin veriyor. Yönetim bu konudaki mücadelesini de sürdürürken sorun basına da yansıtıldı. Haftada 6 gün 15 saat dükkanında kalan berberimiz, meslektaşımız
haftada bir günde çoluğuyla çocuğuyla olsun istiyorlar. Oda yönetiminin berber esnafının sorunlarının yanı sıra sosyal faaliyetleri de sürüyor. Üyelerinin mutlu günleri bunların başında geliyor. Genç berberlerin evlilik günleri ya da sünnet ve benzeri mutlu günlere ziyaret yönetim kurulu üyeleri tarafından yerine getiriliyor. Oda yönetiminin bir başka sosyal duyarlılık faaliyeti ise aralıklarla yapılan Darül Ecez'e ziyareti oluyor. 112 yıllık bu yardım kurumunun sakinlerini tıraş etmek onlar için hem ihtiyaçlarının giderilmesi hem de moral anlamına geliyor. Bu sosyal yardım da basında böyle yer aldı. Yönetimin katıldığı bir diğer sosyal organizasyon ise Ailelik Haftası programlarına katılmak. Odanın bağlı bulunduğu İSTESOB, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde Taksim, Sultanahmet ve Kağıthane programlarına her yıl iştirak edildi. Güngören'deki patlamada olaydan etkilenen berberler yönetim tarafından ziyaret edilerek yardım eli uzatıldı. Böylece iyi günde, kötü günde üyeler yalnız bırakılmamış oldu. Evet, el emeği göz nuru bitmeyen sanat dalının teşkilatlanması ve faaliyetler böyle sıralanıyor. Yüzyıllardır bitmeyen bu sanat dalı bundan böyle de devam edecek. Ancak bu teşkilat iş bilen yönetimlerin elinde önündeki sorunları aşarak üyelerine yenilikleri adapte ederek sürdüğü sürece üyeler mutlu bireyler olarak hayatlarını sürdürecek. Onlara nice mutlu yıllar.